Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bülent Orakoğlu Biden, üçüncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diler mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların başkan adını Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times'ta yaptığı röportajda Başkan Erdoğan'a hedef olan ifadeleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Peki Biden'ın yaklaşık 8 ay önce yaptığı açıklama neden bugün hangi şer güçler tarafından servis edildi? Bu kez görüntülerin gündeme getirilmesindeki amaç ne? 8 ay önce video kamuoyu ile paylaşılmamıştı. New York Times bu röportajın tamamını Ocak ayında yayınlamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla CIA kontrolünde FETÖ ve PKK'lılarca Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz sözleri ve muhalefet partilerinin nasıl dizayn edileceğini içeren video 3-4 gün önce sosyal medyaya servis ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak Biden'ın geçmişte de Türkiye ve Erdoğan hakkındaki mesnetsiz suçlamalarından çark edip sıkıştığı zamanda geri adım atabileceği biliniyor. 2014 ve 15 Temmuz darbesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kez özür dileyebilen bir Amerika Başkanı adayıyla karşı karşıyayız. Biden, Ekim 2014 Harvard Kennedy School'da yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek adına Esad'la savaşan herkese çok ciddi paralar ve silahlar aktardığını, bu yanlış politikaların El-Kaide ve Deaş'ın işine geldiğini iddia etmişti. Biden ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye giden çok sayıda yabancı savaşçının sınırını geçmesine izin verdiğini kabul ettiği yalanını da eklemeyi unutmamıştı. Bu sözler Türkiye'nin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa benim için tarih olur. Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Öyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir, dedi. Biden da daha sonra Erdoğan'ı arayarak sözlerinden dolayı özür diledi. Biden ikinci özrü de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geldi. Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'ye yaptığı ziyarette Biden, Amerikan halkı sizin yanınızda, Obama Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkınıza ve size büyük hayranlık duyuyoruz demişti. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ve NATO destekli darbe görünümlü Türkiye'de iç savaş çıkararak Türkiye'nin işgal edilmesi amacına zemin hazırlamaya yönelik ordu içindeki FETÖ militanları tarafından başlatılan kanlı kalkışma ihaneti 15 Temmuz 2016 tarihinde devlet millet işbirliğiyle kısa bir sürede başarısız kılınmıştı. Türk milleti vatanını bölüp parçalamak isteyen Orduya Sızmış Hainleri Canı Pahasına Engellerken Bu Kez Küresel Saldırılara Karşı Çanakkale Ruhuna Eklemlenen Milyonların Oluşturduğu Yeni Kapı Ruhuyla Cevap Vermişti. Joe Biden, 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra Türkiye'ye gelebilmesi ve yeni kapı ruhu oluşumuyla ilgili açıklamalarında Türk milletinin ferasetinden övgüyle söz etmesi de kanaatime göre NATO ve Amerika'nın yeni darbe planlarının ertelenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Biden 21 Ocak'ta Türkiye'de 15 Temmuz kalkışmasına zemin hazırlama çalışması yaptı. Biden 21 Ocak'ta Türkiye'de 15 Temmuz kalkışmasına zemin hazırlama çalışması yaptı. Oysa Biden 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 6 ay önce 21 Ocak'ta Türkiye ziyaretinde hiç de kibar ve nazik değildi diplomatik teamülleri ayaklar altına alan görüşmeler yapıyordu. Türkiye'de devletin üst katlarıyla görüşmeden CIA tarafından özel olarak seçilmiş kişilerle yapılan görüşme ve toplantıların basına kapalı yapılması oldukça şüpheliydi. Zira Amerika'nın desteklediği FETÖ ve PKK terör örgütleri tarafından katledilen Hrant Dink ve Tahir Elçi'nin eşleriyle baş başa yapılan görüşmeler oldukça enteresandı. Türk gazetecilerini temsilen PKK terör örgütü ve Esad'ı destekleyen Türkiye'nin Suriye politikalarına karşı çıkan dört gazeteciyle görüşmesi doğrusu Amerika'nın basın ve ifade özgürlüğünden ne anladığını açık ediyordu. Biden, Türkiye'nin milli güvenliği ve kamu düzenini tesis etme uğruna teröristlerle yaptığı mücadelede şehit olan Türk güvenlik birimlerinin ailelerini ve teröre karşı olan kamuoyunu hiçe sayarak Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiği belirgin olan bir avuç gazeteciyle görüşebiliyordu. Üstelik Can Dündar için büyük kahraman nitelendirmesinde bulunarak Can Dündar ve arkasındaki zihniyete sahip çıktıklarının işaretini veriyordu. Biden, Heybi'deki Turp'un büyüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan AK Parti, HDP ve CHP içerisindeki milletvekilleriyle yaptığı toplantıya saklamıştı. Biden'ın 7 milletvekiliyle yaptığı toplantıda gündeme Kürt sorunu ve yeni anayasa damgasını vurmuştu. Biden'ın Türkiye'deki darbeye zemin hazırlamaya yönelik faaliyetlerini izleyebilseydik 15 Temmuz kalkışmasını önleyebilir miydik bilinmez ama Türkiye olarak 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Devletimiz bu konuda şehit ve gazi ailelerine sahip çıkarak şüphesiz gereğini yapıyor. Joe Biden 21 Ocak'ta Beyaz Saray'a başkan olarak gelirse üçüncü kez Başkan Erdoğan'dan özür dilemesi sürpriz olacak. Zira tek bir Amerika yok. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.